Merhaba arkadaşlar, Canım Anne YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda Tunus işi kaza yağı modelinden kadife ip ile battaniye modeli anlatımı yaptık. Bu şekilde isterseniz yapacağınız büyüklükte zincir çekip başlayarak, isterseniz de bu şekilde kareler halinde hazırlayıp bir kare desenli, bir kare düz beyaz ya da ikinci rengimizi kullanarak sırasıyla ekleyerek yapabileceğimiz çok güzel bir battaniye modeli oldu. Hem de yumuşacık oldu kadife ipten dolayı. İnşallah sizlerin de beğendiği, faydasını göreceğiniz bir anlatım olmuştur diyerek anlatımımıza geçelim. Hemen öncesinde, eğer ki kanalımıza abone değilseniz, abone olarak bizlere destek olursanız çok seviniriz diyelim ve hemen anlatıma geçelim. Evet, ben şöyle iki renk kadife ip kullanacağım. 5 numaralı tığım var elimde. Elim gevşek benim arkadaşlar. Eğer eliniz sıkı ise 6, 7, 8 numaraya kadar kullanabilirsiniz ipinizin kalınlığına göre. Şöyle iplerimi kenara alacağım. Ve alt zincirini çekerek başlayacağım. Yapacağınız istediğiniz büyüklüğe göre zincirinizi çekerek başlayabilirsiniz. 90 santimlik bir battaniye istiyorsanız 90 santim, 100 santimlik bir battaniye istiyorsanız 100 santim çekin. Tunus işinde diğer örgüler gibi sonradan açıldı, modeli koyunca işte ufaldı vesaire problemler çok olmaz. Eliniz böyle ekstra ekstra gevşek ya da sıkı değilse. Dediğim gibi istediğiniz uzunlukta zinciri çekerek başlıyoruz battaniyemize. Ben böyle bir kırlent boyunda yapacağım, modeli gösterebilecek kadar. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Şimdi geriye dönüp ilk zincirin içinden battım, bir ilmek çıkardım. Bir sonraki zincirden batıyorum, bir ilmek çıkardım. Bu şekilde sırasıyla her zincirin arasına batıp bir ilmek çıkararak sıranın sonuna kadar gidelim. Kaç tane zincir çektiysek o kadar ilmeğimiz olacak. Bu şekilde sıra sonuna geldikten sonra geriye dönüş yapacağız. Son ilmeğimi de aldım. 1, 2 taneyi birlikte çıkardım. İpim burada, ipimin ucu. Bundan geçtim, bir sağdan aldım. Bir bunu geçtim, bir sağdan aldım. Bu şekilde sağ taraftan bir ilmek bir ilmek ekleye ekleye sıranın başına gidelim. Çok sıkı ya da çok gevşek yapmamaya gayret edelim burada ilmeklerimizi. Ne kadar aynı orantıda örersek o kadar güzel olur örgümüz. Sıranın başına geldim. Bir, şöyle ilmeğin arasından geçip ilmek çıkarıyorum. 2, 3, 3 tane ördükten sonra şu ilmeğin bakın, sağında ve solunda boşluklar var. Bir sağdaki boşluktan battım. Bir soldaki boşluktan battım.
Sonra sıradakinden 1, 2, 3 düz ilmek alıp devam ediyorum. Dördüncü ilmeğimde yine bir sağ boşluğa, bir sol boşluğa, 1, 2, 3 düz ilmek, bir sağ boşluğa, bir sol boşluğa, 1, 2, 3 tane düz ilmek, bir sağ boşluk, bir sol boşluk şeklinde sıranın sonuna kadar aynı şekilde ilerleyelim. Sıranın sonuna geldiğimde son ilmeğimi şu şekilde tek olarak değil, şu yandaki, bakın hemen karşısında kadife ipte zor görünüyor ama el yordamıyla bulabiliriz kolayca. Şu iki teli birlikte alıp o şekilde örelim. Kenar kısmının düzgün durması için. Şimdi çıkarırken yine baştaki 1-2 ilmeği birlikte çıkardıktan sonra devam ediyorum. Burada ilmeğimin sağına soluna batmıştım ya. Bunun da 2 ilmeği birlikte çıkardım. 1, 2, 3 tane tek ördükten sonra ilmeğin sağına soluna battığım geliyor. Onda da 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bunları tek tek, bakın şuradaki ipi de sayarsam 3 tane almış oluyorum. Onu saymadığım için 2 diyorum ben. Buraya geldiğimde yine sağ ve sola batmışım. İkisini birlikte aldım. 1, 2, 3 tek. Dördüncü. İkisi 1. Sıranın başına kadar bu şekilde örerek gelelim. En son ilmeğe geldiğimde örmeden ikinci renk ipimi bağlayacağım burada. Direkt dibinden bağlayarak yapabilirsiniz. Benim gibi ilmek atarak yapabilirsiniz. İkinci ipimize geçelim. Burada sabitleme maksatlı şöyle bir zincir çekmiş olayım hemen. Sıradan 1, 2, 3 ördüm. Sağına soluna battığım ilmek burası. Şimdi yine bir sağına, bir soluna battım. Devam ediyorum. 1, 2 ve 3 tane düz ilmek. Bir sağına battım. Bir soluna battım. 1, 2, 3 tane düz ilmek. Bu şekilde yine sıranın sonuna kadar ilerleyeceğiz. Evet, yine sıranın sonuna geldiğimde aynı şekilde soldaki 2 ilmeği birlikte alıyorum. Yeşilde daha çok belli olur diye bu sırayı da göstermek istedim. Sonra sağına ve soluna battığım ilmeği 1, 2, ikisini birlikte aldım. 1, 2, 3 tane teki arada ördüm. Sonrasında ikisini birlikte aldım. 1, 2, üçünü birlikte ördüm. Üçünü tek tek ördüm, pardon. Sonrasında şu ikiliyi birlikte aldım. Bu şekilde sıranın başına kadar gideceğiz. Yıllar evvel bu modelin süveter şeklini, süveter üzerinde model anlatımını yapmıştım. İsmini ne diyelim ne diyelim derken renkli örgü arkadaşımız kaz ayağı modeli demişti ve o şekilde model yıllardır anılıyor. Hala kaz ayağı modeli dendiğinde bu güzel model geliyor aklıma. Ben de kadife ipte deneyerek bir de battaniye
formunda görmek istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bu şekilde devam edeceğim. Yine buranın sağına soluna battım. Arada 3 tane tek ördüm. Sağ sol battım. 3 tane tek ördüm. Gidiş geliş aynı şekilde olacak arkadaşlar. Ben şimdi videomu kapatacağım. Birazcık ilerleteceğim. Kadife ipte battaniye formunda modelimiz nasıl duruyor? Hep birlikte bir böyle büyükçe görelim istiyorum. Onun için biraz ilerledikten sonra tekrar birlikte bakacağız. Evet, bu şekilde epeyce ilerledim. Yeşil ipimi kestim. Son sıramı da ilmek kapatarak tamamlayacağım. Göründüğü gibi gayet hoş oldu. Hem de yumuşacık. Şu kalın bir tığ aldım. Bu şekilde ilmeklerimizi kapatarak tamamlayabiliriz. Üst kısmının da düzgün durması açısından arkadaşlar. Şöyle şu iki ilmeklerimi birlikte alacağım. Sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimizi bu şekilde kapatalım. Sıranın sonuna gelince burada da bir zincir çekelim ve ipimizi keselim. Arkası bu şekilde. Bakın şurası kenar kısmı, ip yürüttüğümüz kısım. Bu şekilde tamamlamış oldum. Bu parçayı yaptıktan sonra aklıma gelen bu şekilde kare parçalar hazırlayıp aralarına sade beyaz ya da sade yeşilden, işte kullandığınız artık her ne renk ise, düz örgü şeklinde yine kare parçalar örerek bir ondan bir ondan şeklinde de yerleştirilebilir. O da çok güzel olur. Ya da istediğiniz boyutta başlayıp tamamını bu şekilde bir bütün halinde bitirebilirsiniz. Gayet güzel yumuşacık bir örgü oldu. Görüntü olarak da bence gayet hoş. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Renk seçimine göre hem kız hem de bebek, erkek bebekler için kullanılabilecek gayet güzel, hoş bir model oldu. Yapacaklara kolay gelsin diyorum. Eğer ki kanalımıza abone değilseniz, abone olarak bizlere destek olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.